Gençlerle ilgili ve istihdamla ilgili aslında yelpazemiz çok geniş. Çünkü tarımsal kalkınmayı desteklememiz lazım. Turizm kalkınmasını desteklememiz lazım. Sanayi kalkınmasını desteklememiz lazım. Ve ihracatı arttırmamız lazım. Biz burada tarımı kalkındıracak Güçlü Köy Güçlü Samsun projemiz var. Bir, bunu yapacağız. İki, turizm alanında bizim fevkalade doğal özelliklerimiz var. Ama bununla ilgili turizmin vitrini Samsun'da hiçbir zaman doğru oluşturulamamış durumda. Biz bu doğal güzelliklerimizi kuvvetli sosyal tesislerle, çok da büyük olmayan bütçelerle desteklediğimiz takdirde Visit Samsun projemizde, Visit Samsun vizyonumuzda güzel bir vitrin oluşturacağız. Ve turizm gelirleri artınca otomatikman turizmde... Visit Samsun içinde şu var. Visit Samsun bizim... Kanyonlarımız var, deltalarımız var, uçsuz bucaksız harika bir sahilimiz var. Akdağ'da kış turizmi var, rafting yapabileceğimiz şelalelerimiz var. Lakin bunların hiçbirinde inanın yapılan sosyal tesislerin içinde leobolar dahi yok. Bu kadar eksiklikler söz konusu. Ama hepsinin doğal güzelliğini çektiğiniz zaman bile kameralarla harika görüntüler çıkıyor. Ama insanların burada gelip de vakit geçirmesini sağlayacak cazibe alanlarının da oluşturulması gerekiyor. Bunlar rekreasyonlardır, kafelerdir, restoranlardır. Bunların teşvikiyle ilgili de yerel yönetim tabii ki de yatırımcıları destekleyen, yönlendiren, teşvik eden bazı maddeler ortaya koymak zorunda. İşte biz bunları yapacağız. Ve gençlerimizin en çok yatırımın desteklenmesi noktasında orada da Antep, biraz önce Fatma Şahin'in de sözü geçti. Antep örneğini vereceğim. Oradaki en büyük holdinglerden birisi sadece onun kendi kapalı alanı 1 milyon metrekare. Biz en büyük organize sanayimiz bizim 600 bin metrekare. Yani biz 600 bin metrekarede kaç tane fabrikaya hizmete açabiliriz ve onları yatırıma daha çok büyütmesine teşvik edebiliriz ki 1000 kişiyi aşan istihdam sayısındaki fabrikamız bizim bir elin parmağını geçmiyor Samsun'da. Bu gerçekten hicap duyulacak bir unsur. Ki dediğim gibi biraz önce civar illeri saydım. Bizim fersah fersah önümüze çıkmış civar illeri saydım. Onların limanı yok. Biz Karadeniz'in en büyük şehriyiz. Türkiye'nin 16. büyük şehriyiz ve limanımızı kullanmıyoruz aktif bir şekilde. İşte ihracat geliri tarafında bunları kullanacağız. Biz Odessa'dan Avrupa'ya, diğer taraftan Rusya üzerinden Türkiye Cumhuriyetlere ve Doğu bloğuna eğer ihracat pastasında girebilirsek ki ben kendi yönetimimde bunun sözünü veriyorum. Bu noktada tabii ki de yatırımlar da artacak, istihdam sorunu da çözülecek. Sözünüzü kestim ben sizin. Tabii. Su faturalarından şikayetçi herkes diyordunuz. Evet, su faturalarından şikayetçi herkes. Bu Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir durum. Niye derseniz su faturalarını TEFE TÜFE'ye endekslemişler. Her ay artan su faturalarıyla karşı karşıyalar maalesef tüketiciler bu noktada. Ve geldiğimiz yerde su faturaları elektrik faturalarını aşmış. Şimdi köylerimizde çok büyük sıkıntı tabii bu. 2012 Büyükşehir Yasası ile benimki en çok içime dert olan yasadır. Köy kavramının içini doldurulması gerekirken biz boşalttık, bir de adlarına mahalle dedik. Altyapısı olmayan köylerde altyapı, kanalizasyon giderleri ve bunların vergisi faturalarda insanlardan alınıyor. Şebeke suyu noktasında kendi kaynaklarını, dağ köyleri var bizde, kendi kaynaklarına insanlar suları kazarak, o yolları, o kanalları kendileri açarak getirmişler. Ama gelip belediye başına bir su sayacı koyup, onu şebeke suyu gibi şu anda faturalandırarak alıyor. Biz bu TEFE TÜFE endeksini kaldırdığımız takdirde direkt %30-35 bandında bir indirimle zaten karşılaşmış olacak halkımız ve hemen bir nefes alacak. Bu adaletsiz sistemin en büyük parçalarından biri Samsun'da su faturaları. Bunlar sizin vaatleriniz, projeleriniz galiba. Projelerimiz var. Onlardan da bize biraz bahsetmenizi rica edebilir miyim? Tabii ki, tabii ki, keyifle, zevkle. Şimdi ilk önce bir şeyden başlayalım. İsterim. Evet, trafik çilesi. Çünkü trafik çilesi gerçekten çok ciddi problem. Buyurun. Trafiği dediğim gibi biraz önce hem battı çıktı kademeli kavşaklarla hem bisiklet yolu, 30 kilometre bisiklet yolu yapacağız sahil bandında. Bu bile uluslararası kent vizyonunda bizi dünya kentleri arasına taşıyacak fikirler arasındadır. Eğer toplu ulaşımı çok hızlı bir şekilde geliştiremiyorsak
Biz o uluslararası kent vizyonuna çıkma noktasında bisikletle ulaşımı desteklemek zorundayız. Bizim merkezimizde çok ciddi şekilde otopark problemi var. Bu otopark problemi de trafik çilesini gerçekten çok arttıran unsurlardan biri. Biz 5 yıl içerisinde 8500 araçlık kapalı ve açık otopark yapacağız ve bu sorunu da ortadan kaldıracağız. Dediğimiz gibi 30 kilometre bu bisiklet yolu da hem şehre nefes aldıracak, sağlığı ve sporu teşvik edecek boyutta şehre nefes aldıracak. Bu 5 noktada hemen belirlediğimiz bulvarlarda 3 tanesi batı çıktı olmak üzere 2 tanesi kademeli kavşak olacak. Kademeli kavşakları çok tercih etmememin sebebi de gerçekten şehrin silüetinde çirkin bir görüntüye sebebiyet vermeleri. Evet. Bununla ilgili sorular da oluyor sosyal medyada. Ya işte Samsun'u bilmiyorsunuz, buradan belli batı çıktı, nasıl yapacaksınız, altta deniz var. Evet, ama mimari teknoloji de çok ilerlemiş durumda. Bunun en güzel örneği de İstanbul'da Marmaray'da dahi görebiliyorsunuz. Dünya örneklerine çıkmamıza gerek yok. Maş Denizi'ni geçen trenleri anlatmamıza gerek yok. Bu noktada bu battı çıktı problemiyle yapacağımız bu katkılarla trafik çilesini inşallah bitireceğiz Samsun'da. Bafra'da tarım üretimi yok diyormuşsunuz. Evet. Bafra Ovası başta olmak üzere Samsun'da tarım projeleriniz neler? Tarımsal kalkınmayı nasıl sağlayacaksınız? Şimdi tarımsal kalkınma tarafında yerel yönetimler ne yapabilir? Biz 500 dönümlük alanda ata tohumu yetiştirmeye başlayacağız ve ata tohumunu tarım üreticilerine ücretsiz olarak vereceğiz. Bu bir. İkincisi, tarımı teşvik etme noktasında bizim tabii ki de devlet politikalarını etki etme unsurumuz yerel yönetimlerde yok. Ama tabii ki de dürtebiliriz. Bizim bu ihtiyacımız var diyebiliriz. Biz tarımsal kalkınma bölgesi olarak Samsun'u yıllardır uğraşmamıza rağmen, şu anda grup başkan vekilimiz Erhan Usta devlet planlama teşkilatının da üyesiydi zamanında. Dolayısıyla bu işlere çok haiz. Gerçekten çok uğraşmamıza rağmen teşvikler noktasında istediğimiz gruba çıkartamadık Samsun'u. İşte Amasya bu gruptaydı. Amasya bu noktada dediğim gibi biraz önce gıda üretiminin dağıtımını Bafra'dan elinden almış durumda. Biz Bafra'da tarıma entegre tesisler kuramadık. Tarıma entegre tesislerde soğuk hava depolamaları, ambalajlama tesisleri, bunların hepsi eğer orada doğru bir şekilde planlanıp kurulabilseydi şimdiye kadar biz çok fazla atakta bulunmuş olurduk. Samsun'u çok fazla geliştirmiş olurduk ama hem toprağın verimini düşürdük hem de çiftçiyi üretimden uzaklaştırdık. Tersine göçün şu anda ülke politikası olarak en kolay kullanılabileceği zamandayız bence. Pandemiden sonra insanların hem depremden korkusu hem de bu salgınlardan korkusundan mütevellit hem müstakil evlere taşınma hem de köydeki yaşamı arzulama noktasında tersine göçü çok rahat çalıştırabileceğimiz durumda biz çalıştıramıyoruz. Hala köyden şehre göç veriyoruz. Biz Samsun'da o kadar çok fazla ovamız var bu arada, Vezir Köprüsü, Termesi, ama en büyük, en bilinen ulusal manada Çarşamba ve Bafra Ovası. Bunları bırakın Samsun'u, bırakın Karadeniz, Türkiye'yi besleyebilecek ovalar. Ama biz şimdi geldiğimiz noktada Samsun'da pazarda 70 kilo kilosu 70 lira olan biberi görüyoruz. Çok acı. Biz diyoruz ki ilk önce kendi pazarımızı, Samsun'un pazarını ucuzlatacağız. Tarımsal kalkınmayı sağlayarak, çiftçimize destek vererek. Bu da bizim şehrimizin refahını arttırırken civar illere de örnek olacak bu bağlamda. Tarımsal kalkınma için ayrıca hayvancılığı destekleyen projelerimiz de var. Bu besi tesisleri, damızlık tesisleri, kaz tesisleri noktasında hayvancılıkta teşvik verecek, yol gösterecek, yer gösterecek, onlara alan açacak, kendi alanlarını kurma noktasında. Şimdi işte çok uzak köyler var, Vezir Köprü'nün bir dağ köyü mesela, Samsun merkeze 3 saat mesafede. Ama insanlar orada bir hayvanları ile ilgili damlarını yaptıracağı zaman ya da mevcut tohumunu tadilatını yaptırmaları gerektiği zaman bile Büyükşehir Belediyesi'nden izin almak durumundalar. İşte biz bu noktada onlara kolaylaştırıcı faktörler sunacağız. Ve tarımsal kalkınmayı bir an önce başlatacağız. Çünkü üreten ülke olmaktan uzaklaştık, üreten şehir olmaktan uzaklaştık. Samsun'u tam anlamıyla kurtuluşun şehrine yakışır şekilde tekrardan oradan meşaleyi yakıp bütün ülkeye örnek olmak istiyoruz ve ümit olmak istiyoruz. Bir de istihdamın artması tabii muhtemelen bu genç nüfus göçünün de önüne çok ciddi bir engel olur. Tabii ki. Şu anda 35 yaştan 36,5'a bir yılda evrilmiş durumda bizim yaş ortalamamız. Bir yılda? Bir yılda. Dediğim gibi yani 310 bin emeklinin olduğu bir yerde biz yaşlanan ve
yüksek yaşlı ortalamaya sahip olacak bir şehre doğru evrilirken bunun önüne mutlaka ki geçmemiz lazım. Bunun önüne geçmenin tek yolu da istihdamı arttırmak ve gençlere buralarda çalışılacak alanlar açmak. Ama burada ben eğitim politikasının da değinmeden geçemeyeceğim. Biz meslek liselerimizin önünü bu kadar kapatarak, zanaat tarafının önünü bu kadar kapatarak ister istemez iş alanlarının da içini boşalttık. Yani şehirde kendisine kalifiye manada işçi arayan bir kesim var. Bir de işsiz üniversite mezunu gençlerimiz var. Ama bunlar birbirlerine maalesef meç olmuyorlar. İşte o meç etme noktasında da yerel yönetimler olarak biz ara eleman kursları ve meslek edindirme noktasında 19 Mayıs Üniversitemiz harika bir kampüs, çok yetkin bir okul. Bu manada onunla yapacağımız ortak çalışmalarda da gençlerimizi mesleklere yönlendirme konusunda bu kurslarla ve bu koordinasyon merkezleriyle adımlarımızı atacağız.